Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta itibariyle Sonbahar 2017 sezonu tamamlandı. Ve bildiğiniz gibi Sonbahar 2017 sezonu tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılının sonuna gelmiş olduk. Ve artık 2018 kış dönemine geçiş yapacağız. Fakat her sezonda olduğu gibi bu sezonda bir değerlendirmesini yapalım. Ve anime olarak Sonbahar 2017 sezonunun en kaliteli 5 serisini sizlerle paylaşacağım. Burada muhtemelen bana çok karşı çıkacaklar olacaktır. Böyle rage'ler atacaklar olacaktır. Tabii ki burada subjektif görüşlerimi belirteceğim. Hani herkesin zevkleri farklı olacağı için tabii ki herkesin kaliteli bulduğu seri de farklı olacaktır. Yalnız kaliteli bulduğum seri neden kaliteli olduğunu açıklarken o saydığım 5 seriden sonra bazı listelerini niye listeye koymadığımı da açıklayacağım. O zaman Sonbahar 2017 sezonunun en kaliteli 5 serisine bakalım. My Anime List üzerinden gideceğim ve buradan göstereceğim ki buradaki puanları da görüp ona göre kıyaslamak daha iyi oluyor. Öncelikle Sonbahar 2017 sezonunun benim için en kaliteli serilerinden biri Mahou Tsukai no Yome'ydi. Mahou Tsukai no Yome daha tamamlanmadı, ilk yarısı yayınlanmış oldu. Fakat ilk 12 bölümüyle özellikle fantastik seri severlerin acayip ilgisini çekti. Ve hem müzikleri olsun, hem karakter tasarımı olsun, hem animasyon efektleri olsun. Gerçekten Mahou Tsukai no Yome 2017 yılının en iyi serilerinden biriydi ki Sonbahar 2017 sezonunda en kaliteli serilerden biri olmayı kesinlikle hak etti. Seriye Malibu Üniversitesi 8.57 vermişler ki ben de 9 puan verdim. Özellikle bu tarz türleri sevmeyen için belki çok ilgisini çekmemiş olabilir. Çünkü hafif tempoda ilerliyor seri. Böyle çok akıcı, böyle aksiyonlu olduğu bir seri değil. Fakat biraz böyle shoujo tarzına yakın, biraz böyle dramın olduğu, biraz romantizmin olduğu serileri sevenler için kesinlikle bu sezonun en iyilerinden biri olmuştur muhtemelen Mahou Tsukai no Yome. Ve benim de Sonbahar 2017 sezonunda çok kaliteli gördüğüm serilerden biriydi. İkinci serimiz Sonbahar 2017 sezonunun sürpriz yapımlarından biri olan Hoseki no Kuni'ydi. Hoseki no Kuni'ye de ilk başlar biraz ön yargı yaklaşmıştım ve ilk bölümü çok sevmemiştim. Fakat sonraki senaryo gelişimiyle gerçekten 2017 yılında gene en iyi serilerinden biri oldu Hoseki no Kuni. Her ne kadar CGI denilen bilgisayar yapımı animasyon efektleri kullanılmış olsa da bunlar gerçekten çok başarılı bir şekilde uygulanmış. Hem farklı farklı kadın karakterlerin oluşu, hem bunun yanında belli bir karmaşık senaryonun oluşu ve bunu iyi kurgulanmış olması ne yazık ki çok bilinen bir seri değildi. O yüzden çok fazla kişi tarafından takip edilmedi. O yüzden sizlere tavsiyem, eğer izlemediyseniz açın hemen Hoseki no Kuni'yi izleyin. Zaten MyAnimeList'de 8.49 almış ve ben de 10 puan verdim ve 10 puanı özellikle çok özgün ve farklı olmasıyla kesinlikle hak eden serilerden biriydi. Üçüncü serimiz de Sonbahar sezonunun Made in Abyss'i diyebileceğimiz Shoujo Shumatsu Ryoko serisi. Made in Abyss'de olduğu gibi Shoujo Shumatsu Ryoko'da çok macera temelli bir hikaye. Çok ağır ilerliyor, çok yavaş ilerliyor. Gene müzikleriyle öne çıkıyor. Her ne kadar Made in Abyss kadar güzel olmasa ki Made in Abyss çok başarılı bir seriydi. Yani hani onun kadar başarılı olmaması kalitesiz olduğu manasına gelmiyor. Serideki o yalnızlık hissi, işte hayatta kalma içgüdüsü çok güzel yansıtılmış. Her ne kadar moe tarzı karakterler kullanılıyor olsa da seride acayip bir seinen yönü var. Açıkçası durağanlığından dolayı bana çok hitap eden bir seri değildi. Fakat serinin müzikleri ve animasyon kalitesi çok yüksekti ve çok özgün bir konuya sahipti. Çok farklı bir konuya sahipti. Yani belli bir anlamlarda ilgimi çekmişti. O yüzden ben seriye 8 verdim. Fakat 8-16, yani MyAnimeList 8-16 bence bu seri için biraz daha az, daha fazla da olabilirdi. Yani gerçekten ilginç serilerden biriydi Sonbahar sezonunun. O yüzden benim için bu seride Shoujo Shumatsu Ryoka'da Sonbahar'ın en kaliteli 5 serisi arasına girdi. 4. serimizde Sonbahar'ın popüler serilerine olan Inuyashiki. Inuyashiki'yi öne çıkartan faktör özellikle serideki ağır miktarda vahşetti. Yani katliamların olması, çok fazla insan ölümü falan genelde bizim anime dünyasında çok karşılaşmadığımız şeyler. Ve Hiro karakteriyle Inuyashiki karakterlerin tasarımları, kurgulanması da çok iyi yapılmış. Ve bu iki karakterin amaçları, işte yapması gereken şeyler çok iyi belirtilmişlerdi. Bu nedenle seri biraz hani belli anlamda akıcı, yani alıp götürüyor insanı. Genelde böyle serilerin sonları sıkıntı olur. Hani sonlarını çok iyi getiremezler. Fakat bu Inuyashiki'de yok. Inuyashiki'nin sonunda gayet güzel getiriliyor. Açılış müzikleri olsun, kapanış müzikleri olsun, işte aksiyonlar arasında çalan müzikler olsun ki çok böyle metale dönük şarkılar vardı. Bu yönde hani anime dünyasındaki çok farklı serilerden biriydi Inuyashiki. Benim de bu seriye puanım 8'di ve zaten MyAnimeList'de 8.01 vermişler. Her ne kadar 2017 yılının çok başarılı serilerinden sayılmasa da Sonbahar sezonunun kesinlikle iyi yapımlarından biriydi. Ve 5. serimizde Türkiye'de ne yazık ki neredeyse hiç bilinmeyen seriden biri olan Sangatsu no Lion'ın 2. sezonu. Sangatsu no Lion ilk sezonu zaten çok kaliteliydi. Hani 2. sezonda kaliteli olmasını bekliyorduk. Fakat
beklentilerimizin çok çok üzerinde bir animasyon kalitesi ve senaryo kurgusu vardı. Sangas Online 2. sezonu sonbaharın açık ara en iyi serisiydi. Ne yazık ki çok fazla bilinmediği için hani herkes garipsecektir, o olur mu hiç falan diyecektir. Ama bir izlerseniz, onun etkisine girerseniz kesinlikle çıkamayacaksınızdır. Çok ağır dram, çok ağır slice of life konsepti bu seride çok güzel bir şekilde sunulmuş. Ve bizim ilk sezonda görmediğimiz önemli maçlar mı dersiniz, artık serinin spor yönü mü dersiniz, ikinci sezonda daha da öne çıkıyor. Ve zaten gördüğünüz gibi My Animalist'e puan verenler 8.80 verirken ben de bu seriye 10 üzerinden 10 verdim. Yani animasyonları çok başkaydı bu sezonun. Hani Shaft Studio'nun zaten hani genel olarak animasyon kalitesi çok iyidir ama Sangatsu no Lion'ın ikinci sezonunda gerçekten bir başyapıtı ortaya koymuşlar. Ve bu nedenle Sangatsu no Lion'ın ikinci sezonu benim için sonbaharın en kaliteli serisi oldu. Ve bunu bayağı kez söyledim ama Sangatsu no Lion izlemediyseniz kesinlikle ve kesinlikle izleyin derim. Çok ağır ve çok tatlı bir dram serisidir. Özellikle belli bir kitle bana ateş püskürmeden önce hani Shokugeki no Soma'yı ve Gintama'yı neden koymadığımı açıklayayım. Shokugeki no Soma her ne kadar My Animalist'e 8.55, işte Gintama'da 8.74 almış, yani çok yüksek puanlar almış. Ben Gintama'ya 9 vermişim, Shokugeki no Soma'ya 7 vermişim. Bunları her ne kadar My Animalist'e bu kadar başarılı olmasına rağmen listeye dahil etmememin nedeni serilerin herhangi bir ekstra bir konsept sunmamış olmaları. Shokugeki no Soma'nın mangasını aktif takip edenlerden biriyim. Mangasını sürekli yani yaklaşık 1-2 senedir her hafta okuyorum. Shokugeki no Soma'nın animesi yani 3. sezonun San no Sara mangasından 1 gramcık bir farkı yoktu. Hatta hani belli anlamlarda mangadan geri kalmıştı. JC Staff Studio'ları hani Shokugeki no Soma'nın 3. sezonunda mangasının üzerine çıkmayı başaramadı. Üzerine çıkmaya geçtim, bayağı da altında kaldı. Her ne kadar sadece animesini izleyenler için çok güzel, çok başarılı bir seri olmuş olsa da ne yazık ki benim için Shokugeki no Soma başarısız bir seriydi. Zaten genel olarak böyle bir anime eleştirmenlerine baktığınız zaman Shokugeki no Soma'yı çok iyi bulmadılar. Biraz daha iyi yapılabilirdi. Yani bu sezon Boku no Hero Akademisi olabilirdi Shokugeki no Soma, özellikle konusuyla, senaryosuyla. Ama olamadı. Gintama Pororihen de bildiğiniz gibi bir yan seriydi. Hani Gintama'nın animesinin yapılmamış manga serileri. Yan seri yanlış, ifadesi yanlış oldu. Mangasının animesinin yapılmamış kısımlarını ele aldılar. Çoğunlukla komediye dönüktü. Gerçek manada bir Gintama serisi diyebiliriz. Hani komedinin öne çıktığı, aksiyonun geri kaldığı gerçek bir Gintama serisi. Fakat bu seride de hani herhangi bir ekstra bir şey yoktu. Gintama'nın zaten her sezonu kalitelidir ki ben de 9 verdim zaten. Hani izleme zevki çok yüksekti. Karakter tasarımları falan çok iyiydi. Zaten Gintama bu konularda hiç geri kalmadı. Fakat bu sezonda ileriye de adım atamadı çok fazla. Özellikle Gintama'nın hani Ocak ayında çıkacak olan, kış sezonu çıkacak olan son sezondan çok ümitliyim. Çok farklı şeyler sunacak bize muhtemelen. Fakat Pororihen ne yazık ki beni çok böyle heyecanlandırmadı, beklentimin üzerine çıkartamadı. Fakat bu saydığım önceki 5 seri, işte Mahoutsukai no Yome olur, Hoseki no Kuni olur, Shoujo Shumatsu Ryoko olur, Inuyashiki olur, Sangatsu no Lion 2. sezon olur. Bunlar benim beklentimin üzerine çıkmayı başardılar ve gerçekten bana çok farklı bir hava yaşattılar. Yani gerçekten anime izliyormuşum dedirttiler. Fakat Shokugeki no Soma ve Gintama'da ne yazık ki bu olmadı. Ve bunların yanında işte Kekkai Sensen gibi 2. sezonu ve Just Because gibi seriler her ne kadar öne çıkmış olsa ben bunları daha izlemediğim için çok net yorum yapamıyorum ama önceki serileri bitirdiğim için rahatça yorum yapabiliyorum. Bunlar da özellikle gene bu sonbahar sezonunda övülen, izlenmesi tavsiye edilen seriler arasında. Ama dediğim gibi ben izlemediğim için ne yazık ki yorum yapamıyorum. Ve son noktaya koymak gerekirse benim için sonbahar 2010 sezonunun en başarılı serileri Mahoutsukai no Yome, ki burada sıralama yok. Hani en iyisi bu demiyorum. Yani sadece Sangatsu no Online için en iyisi diyebilirim. Diğerlerini çok sıralama sokmuyorum. Hoseki no Kuni, Shoujo Shumatsu Ryoko ve Inuyashiki. Belki burada Hoseki no Kuni'ye de ekstradan bir ünlem koyabiliriz. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Siz de yorum kısmında sonbahar 2010 sezonuna dair en çok sevdiğiniz serileri belirtmeyi unutmayın. Bugünkü videonun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.